Merhaba arkadaşlar. Yeni bir İngiltere 4. Lig Rebuild'e hepiniz hoş geldiniz. Çok uygun bir takım buldum. Hem Rebuild'e ihtiyacı var hem de İngiltere 4. Ligindeler. Bolton Wanderers başlıkta gördünüz. 1874 kuruluşlu çok eski bir takım. Orijinal 12 takımdan bir tanesi zaten. Günümüzün Premier Ligi'nin ilk kurulduğu zamandan 1888-89 sezonundan. İnanır mısınız? Bolton 73 sezon Premier Lig'de kalmış üst üste. Ve o sezonların hiçbirinde Premier Lig kazanamamış arkadaşlar. Bu da onları Premier Lig'in gelmiş geçmiş en başarısız takımı yapıyor. Ama 4 tane FA kupaları var. En sonuncusunu 57-58 senesinde almışlar. Yani bu adamların kupaya boğulması gerekiyor. Açlar, susuzlar. Artık 4. lige de düştüler. JJ Okocha zamanında orada oynamıştı. Bir eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka da orada zamanında oynamışlığı var. Şimdi çok daha fazla lafı uzatmadan bu normal rebuild'imizde Bolton'u alacağız. 4. ligden onları Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapacağız. 1 milyon 750 bin euro bütçemiz var başlangıç olarak. Bu rebuild'i ayrıca zor modda yapacağım arkadaşlar. Görüşme katılığı katı seçeceğim. Yani zor seçeceğim. İlk defa bunu denemiş olacağım aynı anda da. Benim amacım zaten genç oyuncular yetiştirmek olacağı için görüşme katılığı belki bizi çok etkilemeyecektir. Başlangıçta takımımız böyle. Şu takımı biraz da düzenlersek neye benzeyecek? 67'lik bir orta sahamız var. İlk 11'e girebilecek başka bir oyuncumuz var mı? 63-62 en düşük. Kaleci var mı 61'den daha fazla? Yok. Bu takım en iyi takım gibi görünüyor arkadaşlar. Kaçırdığım varsa da önemli değil. Şimdi bu takıma efsane oyuncular gerekecek. Yalnız ilk olarak 4. ligdeyiz. Genç oyunculara da şans vermek gerekiyor. Başlangıçta bize ne verilmiş? 56'lık bir oyuncumuz var. 87 potansiyeli de olabilir. 15 yaşında. Şu an yükseltemiyorum A takıma 15 yaşında olduğu için. Ama potansiyel gösteriyor. Christian Bang. O gelebilir de takıma. Şu an oynayamaz. 73-94 potansiyelli bir Kolombiyalımız Mario Avila var. Bu çocuk iş yapabilir arkadaşlar. Bu da 15 yaşında. Ben bunları bir ayarlayayım. Sonra görürüz bu çocukları. Bir Ali Crawford var. Kiralık 64 ratingli. Onu geri çağıracağım ben. Bir de Jamie Muscle. Sen de geri gel. Kiralık oyuncuya gerek yok. Onları biz satarız. En değerli oyuncumuz kiralık. Madison kiralık. Yani en yüksek değerli oyuncularımız kiralık. Kendi oyuncumuz yok. Deniz Politic 20 yaşında. Belki bu çocuk gelişir. O yüzden onu satmayacağım. Şöyle yüzlerini de görün. Doyle'ı da satıyoruz. Kaptanı da satıyoruz. Yaşlıların hepsi gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Başka da yaşlı oyuncu yok takımda. En başta bu Crawford'u satacağım kiralıktan çağırdığımızı. Şöyle bir 750 bin euro alırsak iyi olur. Çünkü bize kaleci lazım. Kalecimiz sağlam olursa gerisi gelecek biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bizim Kolombiyalı 83-94 potansiyele güncellendi. Şimdi ilk transferimizi yapacağız. Kayserispor'un kalecisi, genç kalecisi Doğan Alemdar. 81 potansiyel arkadaşlar. 700 bin euro teklif ediyoruz. 720 bin euro ya. Bence bedavaya alıyoruz. Doğan ileride değeri falan da inanılmaz artacak. Şimdi arkadaşlar transfer zorluğunu katı yaptığımız için bazı oyuncular oluyor şöyle diyorlar. Bu oyuncu şu anda başka bir kulübe gitmek istemiyor gibi görünüyor. Yani bizim ligimize gelmeyecek bir oyuncu gerçek hayatta. Burada da gelmek istemiyor. Yoksa Brian Brobe'nin kontratı bitiyordu. 3.3 değil de onu 2.8'e falan getirebilirdik diye düşündüm. 83 potansiyeli var. Kendi ligimize göre ya da ratingi overall daha düşük bir forvet bulmam gerekiyor. A few moments later. Yani bakın bu kadar oyuncu listeledim. Hepsinin bir bahanesi var arkadaşlar. Hiçbiri gelmiyor. Ravil Tagir mesela mükemmel olurdu. 60 rating, potansiyel 81. Yeni eklendi. Ama Mısırlı Ayman Ashraf serbest. Manjrekar James. Kanadalı bir tane buldum. 1.93 boyunda. Bir de Terziyev var. Stoper. 67 rating o da. Sadece Kanadalı olanı aldım. Onun yaşı biraz daha düşüktü. Onu aldım. Delaney'nin yerine koyacağım. Çünkü bu çocukların da bazılarının potansiyeli oluyor. Mesela şu Edwards'da 70 küsür potansiyel var. Baktım. Artık ben kendi ligim potansiyelli olan oyuncuları alabilecek gibi görünüyorum. 2.8 milyonumuz var. Sonunda alabileceğim bir santrfor gördüm abi. 2.5 milyon 3.6 milyon arası Adam Ida. Gerçek yüzü de var. Abicim Ricky J. Jones var 59 ratingde. Kulübüne yeni katılmış. İşte potansiyelli bir tek zaten o var düşük liglerde. Bu çocuk Championship'te. 1.9.5'a direkt kabul ediyorlar. O zaman Doyle kalsın. Şimdi Türkiye'den bir merkez ofansif orta saha bakayım dedim. Çünkü oradan adamlar geliyorlar. Aydın Hasiç oyuncu kulübe yeni katıldı. Ömer Faruk Beyaz yeni katıldı gösteriyor FIFA'da. Emre Demir'de bir tek yeni katıldı yok ve kontratı da bitiyor. Emre Demir'i ben de şahsen ilk defa denemiş olacağım. Jordan Williams'ı deneyelim bu sefer. Ne dediler?
500 bin euro. Yükseldiler lan. Ya azaldılar pardon. Tamam ya. Okey 500 bin euro iyidir Emre Demir için. Şimdi biraz da Japonya'yı falan araştırdım. Kore'yi Morey'i. Böyle 64 ratingli bir stoper buldum. Direkt almamız lazım. Kimse takasta oyuncularımızı kabul etmiyor. 5000 euro da herhalde maaşına yeter. 1000 euro yeter mi bilmiyorum. Hocam biraz maaşına para kalsın ha. 3000 yetecek mi? Evet maaşına da paramız yetti. Potansiyel 75 o yüzden alıyorum. Son transferimiz de bu oluyor. Şimdi simülasyona geçmeden şöyle bir durum var. Emre Demir oynatılması için MOO olması lazım. Ve bu 4-2-3-1 taktiğinde de MOO oluyor 3 tane. Karışmazsanız. Politic de oynamasını istiyorum. Onun sol orta saha mevkisi var. Onu sol orta sahaya çevireceğim. Bunların ikisi de MDO oluyor. Lee ile Sarcevic. Onların ikisinde MO yapacağım şu şekilde. Altyapıdaki oyuncularımızı da unutmayacağım. Sezon sonunda onlara da bakacağız. Onları da az kadroya dahil edeceğim. Özellikle Kolombiyalı çocuğu. Ama umarım bu sezon tek sezonda üst lige çıkarız. Bakalım tek sezonda başarabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar sezon sonuna geldik. İlk sezonun sonunda 6. bitirmişiz. Şampiyon Colchester. Biz zar zor zaten 6. bitiriyoruz. Bakın Stevenage falan var. Walsall 66 puan. 65 puanda Salford var. FA Cup aldık mı? Yok ne alakası var. Millwall final oynamış FA Cup'ta. Vay be. Biz 1. turdan direkt elenmişiz. Zaten bu kupadan bizde 4 tane var demişiz. Karabağ Cup Tottenham almış onu da. 3. turda Wickham bizi 5-1 elemiş. Helal. Papa John kupası. Ipswich. League 2 Playoffs. Burası önemli yer. Yükselebildik mi? Yes. Takvimde hafif spoiler yedim ama ne olduğunu bilmiyordum. Cambridge United'ı 2-0 yeniyoruz. Tek maçmış o. Ben anlamadım çünkü. Ondan önce Scunthorpe'u elemişiz. 3. lige yükseleceğiz. Scunthorpe 5. bitirmiş. Cambridge de 4. bitirmiş. Vay be. Ama şimdi performansları çok merak ediyorum. Gol kralımız var mı? İdah nerede abi? O İdah biliyorum. FIFA 20'de denemiştim. Çok kötüydü. Buralarda yok. Madison 11 golle en çok golcümüz. En çok asist yapan da o. Kalecimiz bizim Türk kaleci ortalıkta yok. Neydi çocuğun adı? Polat mıydı? Doğan Alemdar. Doğan ortalıkta yok. Alemdar soyadı var diye benim aklım Polat'a gitmiş direkt. Madison Show yapmış 27 yaşında. James Madison'ın kuzeniymiş kendisi falan diyormuşum. Bilmiyorum arkadaşlar bağlantı var mı? 16 gol 12 asist. Politic bu çocuğun 77 potansiyeli var. 67 reytinge gelmiş. 10 gol 7 asist. İdah 32 maça çıkmış 9 gol atmış. Şu çocuk bile yani İdah'tan daha verimli sanki ya. Ya da şu. Bunlar da bayağı oynamışlar. Bizim Emre Demir 23 maça çıkmış 5 gol 3 asist yapmış. Sadece 2 overall artırmış ama. Potansiyel 81 falan değil miydi? Isgrove'u kaybediyoruz. Ben kontratları yenilemeyi unutmuşum. Yenileyebildiklerimi yenileyeceğim. Guana mesela para ediyor bunlar hani. Kalırlarsa satarız zaten. Çok da kullanacağımızdan değil de diğerleri pek para etmiyorlar. Şimdi buradan geçelim 2. sezona arkadaşlar. 2. sezon elimizde kalan kadro bu. Sol bekte sıkıntı oldu. 70'lik bir adam gitti. Burada 70'lik Madison gitti. Transfer bütçemiz 5 milyon. Hazırlık turnuvasını kazanabildik. Kazandıktan sonra da 6.8 milyon. Yıldız geliyor arkadaşlar. Unuttum sandınız değil mi? Oo, görüyorsunuz bizim en iyi oyuncular duruyorlar. Yani burada biraz şanslı. 87-93 Mario Avila. Kral sen bir gel ya. Sonunda 16 yaşına gelmiş. El Masri o da fena değil. Onu da bir alalım. Bank bunlar iş yapmaz. Bunlar gidebilirler zaten. Ama var ya çok şanslıyız. En iyileri kalmışlar. Emre Demir sağ orta sahada takılsın. Avila ortada oynasın direkt. 5 yıldız zayıf ayak 4 yıldız beceri hareketli. Bu çocuğu oynatmamız lazım her halükarda ki gelişsin. Bu Darcy'yi yok etmem gerekiyor ki Avila oynasın. Şimdi şöyle adamlar buldum abi. Hepsinde bir pürüz var. Güzel oyuncular ama bizim ligimizi beğenmiyorlar. O yüzden Onana'ya geldim. Ben direkt serbest kalma bedeliyle alacağım. 83 potansiyeli var ama da Onana. Arada birkaç oyuncu sattım. Şu James'i sattım Kanadalıyı 1.3 milyona. Lee gitti 740, 720'ye Comley gitti. Brockbank sol beki de 850'ye sattım. Ve yine Bundesliga 2'ye gideceğiz. Oradan başka yerden adam bulamıyorum. Adam akıllı potansiyeli olan birisi. Şöyle en dibde Bella Kotchap. Diğer gördüğünüz oyuncuların hiçbirini transfer edemiyorum bu arada. 5.3 milyon
Arkadaş serbest kalma bedelini de karşılıyorum ama o da kabul etmiyor bak. 69 rating lazım bana galiba maksimum. Okey, 83 potansiyelli bir tane buldum. Frances. İkinci ligler okey. İkinci liglerden geliyorlar. Bunu ucuza alabilirsek de güzel olacak. 67 rating. Gayet iyi bir ücret. Bir tane daha oyuncu transfer edeceğiz şimdi. Sol bekimizi satmıştık. Rıdvan Yılmaz'a geliyorum. Rıdvan'ı alabilecek miyiz acaba? 2.7 milyon versek zaten paramız anca yetecek belki. 4.3 milyon istiyor Beşiktaş. Hocam bak, sağlam çocuk veriyorum. Orta saha oyuncusu. Ha, onu düşünecek. Şöyle bir teklif yapacağız. Şu Ricardo Santos'u veriyorum. 3.2 milyon. Oo, bayağı düştüler. Vallahi çok şanslıyız lan. İyi güzel. Rıdo da geliyor. Şimdi Rıdvan'la 83 euro için burada debelenip duruyoruz arkadaşlar. Birisinin kontratını falan yeniledim. Bir şeyler yaptım. Rıdvancığım, kabul et de gel ya. Ya 11.5. Maksimum bu kadar verebiliyorum. Elimizde 27 euro kalması gerekiyor. Kabul et de Rıdvan. Bizi yoldu resmen. Her şeyi düzene soktum arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi şöyle bir tane ikinci kaleci aldım. Amundsen diye. Şu Chargers'ı da bizim işte merkez ofansif orta saha dediğim çocukla takasladım ki hani ofansif orta sahamız başka olmasında Avila sürekli oynasın simülasyonda. Bu zorluklarla, bu transfer zorluğuyla Rıdvan Yılmaz, Frances, Onana bize katkıda bulunabilecek mi? Ve o Avila acaba ne kadar gelişecek? Ben sanmıyorum ki ikinci ligi yükselebilelim ama deneyeceğiz. Burada bir sezon daha geçirebiliriz, olmadı. Şimdi geçelim ta Haziran'a, sezon sonunda bakalım ne oluyor. İkinci sezonun sonuna geldik. Hiç umutlu değilim ama. Oo, bir dakika. Lan 6. bitiriyoruz da ben playoff maçı falan göremedim az önce. Herhalde eğlendik mi, ne olduk? 6. bitirmek de gayet iyi. Oyuncularımız geliştiyse yeter. Bu sezon burada takılalım. Hull City yükselmiş. FA Cup, Liverpool almış. Geçen sezon kim almıştı bilmiyorum. Karabağ Cup. Hani böyle bir sürpriz falan var mı? Biz var mıyız finalde diye bakıyorum bunlara. Papacan Kupası, bunu da Hull City almış. Daha doğrusu Hull City ama yükselme playoff'u. Huddersfield, biz Huddersfield'a elenmişiz. 3-1 toplam. Tüh. Neyse, adamlar zaten 3. bitirmişler 96 puanla. Bizi de tabii ki elerler. Championship takımı. Şöyle bakıyoruz. Gol kralımız var mı? Şu İdah bir ara gol atacak mı? Ne zaman gol atmaya karar verecek? Vallahi İdah 13 gol atmış. Emre Demir 13 gol atmış. Asistlerde Avila bak, 9 asist. Çocuk ilk sezonundan neredeyse asist kralı oluyor. 35 maça çıkmış. Şu İdah'ın performansının artması lazım bence biraz. Gerçi 16 gol atmış da santrforumuz, yani daha fazla atması lazım. Koçum senin 30 tane gol atman lazım. Emre Demir en skorer oyuncumuz. En verimli oyuncumuz Politic olmuş. Avila'da 3 gol 10 asist gayet iyi bence. Bu Mario efsane olacak. Şimdi geçelim 3. sezona arkadaşlar. 3. sezonda tüm paramızı bu çocuğa veriyorum. Santiago Hezze 6 küsür milyon. Arkadaşlar başka kimse gelmiyor. 69 rating limit diyor 3. lig için. Hani 71-70'ler diyor ki bizim kabiliyetimiz çok fazla sizin liginize. O yüzden maksimum bu çocuğu alabildim bir MDO olarak. 83 potansiyeli var. Hezze gel kral. Onana ile beraber iyi. Şurası süper oldu. Bizim Alemdar biraz hızlı yükselmesi lazım ya. İdah da hızlı yükselmesi lazım. Yine sezon sonuna geçiyoruz. Championship'e yükselebilecek miyiz bu kez? Umarım yükseliriz. Zor modda 3. sezon sonu. Gerçekten zor. Ooo, direkt şampiyon. Yes. Bu güzel oldu. Bu sevindirdi beni. Bu sevindirdi çünkü transferler gerçekten zorluyor. En çok gol atan, en az gol yiyen, her türlü. FA Cup. 3. turdan Leeds United'da elenmişiz. Karabağ Cup. Onda da yokuz. Şampiyonlar Ligi'ne geçen sezon bakmamıştım. Bu sezon daha normal takımlar. Wolfsburg bak, Leipzig finale sürekli gidiyor. Hep yeniliyor. Wolfsburg almış. Gol kralımız var mı? İdah, güzel bir haber ver bize. Yes, gol kralı olmuş İdah. Hezze asist kralı. Bak ilk sezonundan Hezze geldi. Ortak asist kralı. Alemdar da Polat Reis ortalığı dağıtmış. Bakın 20 tane gol yemeyen maç. Rıdvan en yüksek reytingli oyuncumuz. İdah da 74'e gelmiş. Arkadaşlar Championship'te iyi bir bütçe bekliyorum. Geçiyoruz şimdi 4. sezona. 4. sezonda bütçemiz 9 milyon. Bunun üstüne bir 2-3 milyon daha ekleriz. Bakalım kimi alabileceğiz. Avila 70'e gelmesi güzel olmuş. Şimdi bize daha yüksek reytingli bir sağ bek gidebilir. Artık ligin itibarı arttığı için herkes gelebiliyor arkadaşlar. Öyle bir limitlendirme kalmadı. Şöyle bir Devin Rensch'e geldik. Devanya'da neyse. Gel kral.
8.7 milyon, 10 milyon. Hocam 10 milyon 16 binde yetecek mi bilmiyorum. Vermiyor, ısrar ediyor. Ben de kabul edeceğim. Maaşı da uygun olursa gelecek bize. Şu an aldığı paranın 4 euro daha eksiğini veriyorum. Kabul ediyor. Tamam, iyi, geldi. Bu takım Championship'te iş yapar mı şimdi bilmiyorum arkadaşlar. Jones yedek oldu. O da iyi oldu. Yedek bir santrforumuz yok aslında. 68'lik bir orta sahamız var. Tek sezonda yükselebileceğimizi hiç sanmıyorum. Mucize olur. Sezon sonuna geçelim, görelim kaçıncı bitireceğiz. Küme düşmeyiz umarım. Sezon sonu ne oldu? Ooo, playoff'tayız. Playoff'tayız ama yükselebildik mi? Championship. Championship playoffs. Ah. Preston penaltılarda bizi geçiyor. Sonra da Brentford'a eleniyor ya. Takım böyle gelişmiş. Emre Demir çok yavaş gelişiyor. 72 overall nedir ya? Avila bile 74'e geldi. Gol krallığı İdah 18 gol. Yine atıyor biraz ya. Avila 12 asist. Bu Avila iyi asist yapıyor yalnız. Alemdar'da en iyi 5. kaleci. Toplam istatistiklere de bakalım. Avila'nın 13 asisti var, görüyorsunuz asist kralımız. İdah 23 gol atmış. Gayet iyi. Aslında Emre Demir de hani verim sağlıyor. Neden overall'ı sadece artı 2 artı 2 yükseliyor hiç bilmiyorum. Arkadaşlar 5. sezonda şöyle teklifler geldi, ben biraz ilerlettim hazırlık turnuvası da geçsin diye. 10 milyonumuz var, 11-12 milyonumuz var. Teklifler kendiliğinden geliyorlar. Yani İdah'ı ben listelemedim ama bence satalım artık ya. Yani 78 overall 5 sezonda buralara geldi sadece. Çok yavaş gelişti diye düşünüyorum. 55 milyon desek ne diyecekler? 42'de takıldı. Okey, 52 ediyordu galiba üst ederi. 52 milyon isteyeceğim. Porto kabul ediyor. Sporting de gelmiş. Onlardan da 55 isteyeceğim. Direkt kabul ettiler. Umarım Sporting alır o zaman. Sporting'e gitti. Güzel, 48 milyon bize kaldı. Fransesi satmak istemiyorum. Bir sezon daha takılabilir. Ek mevki iste olduğu için. Şimdi bize bir forvet lazım arkadaşlar. Ve o forveti de buldum. Sözleşmesi bitiyor. Karim Adeyemi City'ye transfer olmuş, 80 ratingde. Adeyemi'yi daha önceden alamamıştım çünkü gelmek istemiyordu. Bizim ligin itibarını sevmiyordu. Beğenmiyordu. 30 milyon vereceğim. Direkt gelir mi? 31 milyon Pep. Tamam Pep. Eyvallah. Yalnız Adeyemi çok para alıyor ya. Premier Lig'de bu para ne böyle? 70 bin euro yetmez mi? Heh. Tamam. Şimdi de İngiliz stoper alacağız. Jarrod Brentwhite. 85 potansiyel. Güncellemeden gelmiş galiba. Çok iyi. 16 milyon. Ederi 20 falan diyordu ama verdi bize Ancelotti. Helal. Arkadaşlar şimdi daha ilerlemeden Emre Demir'i sağ kanada çevirdim. Sağ orta sağ yapmaya çalıştım. Geçmedi. Sağ kanat dedim. İkisine de 2 hafta diyordu. Sağ kanada geçti. Biraz ilerledim ben şu an. Hani gelişmiyor ya. Bir de böyle deneyelim. 5. sezonun sonunda Premier Lig var mı yok mu onu görelim. Sezon sonu. Evet. Premier Lig zar zor ikinci gelmiş. Lan dedim orada playofflar falan mı yoksa, ama ilk iki çıkıyor. Fulham şampiyon. Biz de ligin en az gol yiyenlerinden bir tanesiyiz. En az gol yiyen değilmişiz. İyi. Fulham'ı geçseydik keşke de, neyse. Kupa alamadan. Wolves burada FA kupasını almış. Biz yokuz. Carabao Cup. Orada da yokuz. Boş ver bunları. Playofflardan Sheffield United yükselmiş. Şampiyonlar Ligi'ni City almış. Avrupa Ligi'ni de Liverpool almış. Vay be, Liverpool Avrupa'ya gitmiş. Tamam, gol kralımız Adeyemi ne yaptı acaba? Adeyemi gol kralı oldu be. 26 gol. Asistlerde Avila 3. Bu çocuk süper asist yapıyor. Vay, bizim Doğan da alemdar. En iyi kaleci, 2. kaleci Fulham'dan Karius. Vay, Karius'a bak, hala oynuyor adam, neredeyse en iyi kaleci. Şimdi şöyle durumlar. Adeyemi 83'e yükselmiş. Yok abi, sağ kanat yaptık Demir'e ama hiçbir şeye yaramadı. Ben onu sağ kanada çevirince zaten bir overall arttı. Ondan beri de bir overall artırmış. Diğer oyuncularımızın ratingleri oldukça iyi. Avila sadece, o da yavaşladı sanki. Bizim MOO'larda bir sıkıntı var. Şimdi geçelim 6. sezona yanılmıyorsam. 6. sezonda gelsin paracıklar. Premier Lig bonusu 50 küsür milyonumuz var. Hazırlık turnuvasıyla bu 60 olabilir. Artık Emre Demir'e tahammül edemeyeceğiz 74 ratingine. Oraya bir sağ kanat alacağım. Avila asist makinesi, onu belki tutarım. Alemdar 79, o da yeter bize galiba ligde kalmak için. Bizim takım hala gelişecek. Herkeste potansiyel var. Tek bir transfer yapmak istiyorum. Bu sezon ya yeni eklendi ara transfer döneminde ya da potansiyeli güncellendi. 87 potansiyeli var. Francisco Conceição. Ne istiyorlar? 52 istiyorlar.
Kabul edeceğim. Maaşını da vereceğim. Tek transferle işi bitireceğiz bu sezon. Conceição'yu kadroyu yerleştirdim Emre Demir'in yerine. Şimdi sezon sonu bizleri bekliyor arkadaşlar. 6. sezonun sonunda Premier Lig'de kaçıncı bitirebileceğiz? Avrupa lazım bize. 6. sezonumuzun sonunda Premier Lig'de Bolton'u şampiyon tabii ki yapamadık. 12.'yiz. Ortalarda bitirmişiz. İyidir ilk sezon için. Gelecek sezon yani keşke ilk 6'ya falan girebilseymişiz de. FA Cup Leeds United'ın olmuş. Carabao Cup City'nin olmuş. Yani UEFA'ya falan gidemiyoruz arkadaşlar. O zaman ben sizi direkt sezon 7'nin sonundan karşılayacağım. Barcelona Şampiyonlar Ligi UEFA'da Nice almış. Farklı bir final, Manchester City'yi yenmiş Nice. Vay. Gol krallığında Adeyemi 16 gol atmış. 6. Asist krallığında Avila 4. Neredeyse asist kralı oluyor. En iyi kaleci golliğini bizim Alemdar yetmemiş Premier Lig'e. Ama reytingi kaç şu an? 82. Adeyemi 86. Avila durdu. Avila'nın 90 küsür potansiyeli vardı. Ben anlamadım bizim merkez ofansif orta sahalar niye gelişmedi ya. Emre Demir de o da. Şimdi 7. sezona geçelim. Artık kaç sezonda bitecek bu zor moddaki 4. lig rebuild'i bilmiyorum ama geçelim 7. sezona. 7. sezona bir stoper alarak başlıyoruz. Benim bir hatam olmuş. Bizim 79'luk stoperin kontratını yenilememişim. Stopersiz kaldı. 40 milyonu Sven Botman'a verdim. Bizdeki Frances, o mutsuz olan gitti. Demek ki kontratı yenilenmiyor diye mi gitti? Ne olduysa artık. 70 bin euro maaş yetiyor mu? Yetiyor Botman'a. Artık reytinglerimize güveneceğiz. Kadromuz böyle. Avila da umarım biraz daha gelişir. 7. sezonun sonunda bu sefer ilk 6 falan bekliyorum ben açıkçası. 7. sezonda hayır var mı? Ve yok abi lan arkadaş, kıl payı kaçırıyoruz ilk 6'yı ya da ilk 5'i, neyse. FA Cup'ı aldık mı abi? Yo, Watford gitmiş final oynuyor lan, biz niye oynayamıyoruz? City'ye kapak. Carabao Cup'umuz var en azından. Adamlara 5. kupasını kazandırdım. Tottenham'ı geçmişiz bakın. West Brom, gerisi de hikaye zaten arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, UEFA, Milan, Tottenham. Bak biz UEFA finalistini yeniyoruz burada ama ligde 6. olamıyoruz kardeşim. Adeyemi neredeyse gol kralı. Martial Chelsea'ye gitmiş. Geç onu. Avila bak yine asist kralına çok yakın ama reytingi artı 1 olmuştur kesin. Alemdar 7 tane gol yenmeyen maç. Avila artı 2, yanılmışım. Alemdar da 84. Güzel, fena değil ya. Conceição 86, Adeyemi 89. Politic ya, bizim orijinal oyuncumuz efsane gelişti. Yoksa onun 76-77 potansiyeli var burada. 19 gol 7 asist. Emre Demir gelişmedi arkadaş. 81 potansiyel sözde. Avila sadece asist yapıyor. Bu çocuk asist yapmayı biliyor bir tek. Çünkü şutu 56. Yani şut yok ki, gol atsın. Ne yapsın? Görüyorsunuz, dribling var. Kısa pas 99. Çok acayip özellikleri var. Arkadaşlar artık hızlı hızlı geçeceğim. Yani 8. sezonun sonuna geçiyoruz. UEFA'yı kazanabilir miyiz? Ben transferleri ekleyeceğim aldığımız bütçeyle beraber. Onları da hep beraber en sonunda göstereceğim sizlere. 8. sezonun başında Dani Olmo'yu aldım. 60 milyonu kontratı bitiyordu. 87'lik merkez ofansif orta saha. Çok severim kendisini, bilirsiniz FIFA 20'den. Bakalım burada da bir 21'de deneyeyim dedim. Zaten başka adam bulamadım. Bekletiyorum, çıktım. Premier Lig'de yes, şampiyonluk gelmiş. 46 menajer reytingi nedir abi? En çok gol atanız ligin, en az gol yiyen 3. takımıyız yanılmıyorsam. FA Cup'ımız da var mı? Onu da almışız. Parçalamış mıyız? Aston Villa batırmış bizim Karabağ Kupası galibiyetine. O zaman Avrupa Ligi'ni aldık mı? Bir dakika, Avrupa Ligi'nde ortalıkta yokuz. Galatasaray yarı final oynamış. Valencia almış. Lan biz elemelerde mi elendik başta, sezon başında? Aynen lan, Brøndby bizi elemiş deplasman golleriyle galiba. Neyse abi, şampiyon olduk, orası ayrı. UEFA'yı boş verelim. Ama bu kadro, ki kadromuz da hayvanlaşma. Alemdar 87. Bu kadro her türlü Şampiyonlar Ligi'ni alması gerekiyor artık 9. sezonda. Transfer yapmasak bile alır. Adeyemi gol kralı, Politic asist kralı, orijinal oyuncumuz ve Alemdar da 3. kaleci. Geçelim şimdi 9. sezona. Arkadaşlar 9. sezonda yaptığım transferler Gaya. Hep yedek oyuncular genellikle aldım. Gaya as oyuncu ama 33 yaşında, 48 milyon. Marco Cana 44 milyon. Eki Tike o da 20 milyon. Serbest kalma bedelleriyle direkt gittim aldım 3 tane oyuncu. Gaya 87 reytingde ama
düşecektir muhtemelen. Rıdvan hani düşerse geçer oynar zaten. Forvet yedeğimiz yoktu. En iyi forvetimiz, hatta o da gitmişti, 40 küsür reytingli adamdı. Ekitike ADM'nin 93'lük ADM'nin yedeği olacak. Şampiyonlar Ligi grubumuz bu. Premier Lig'de zaten tarih yazdık. Artık Premier Lig'in gelmiş geçmiş en kötü takımı değiliz. En kötü Premier Lig takımı değiliz. Bir tane şampiyonluğumuz oldu Bolton'la. Şimdi ara transfer dönemine geçeceğiz. Hızlı hızlı simüle edeceğim ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne. Takvim üzeri yapabiliriz. Bakalım finale kalabilecek miyiz? Ara transfer dönemi geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkıp bakalım kimle eşleştik. Aa, bu arada Karabağ Cup'ta yarı finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi'ye. Gruplardan çıkıp Valencia, geçen sezonun UEFA şampiyonuyla eşleşiyoruz. Diğer eşleşmelerde bu şekilde arkadaşlar. Böyle enteresan bir takım yok karşımızda 9. sezonda. İlk maç geldi, 2-1 aldık. İkinci maçta umarım elenmeyiz. Kupalarda da geçiyoruz her türlü. Her maçımızı kazanıyoruz bu aralar. Şimdi ikinci maç önemli. Valencia'yı 1-0 geçtik. Bir sonraki tur Inter Milan. Grubumuzdalardı. Onları 2 kez yendik yanılmıyorsam. Onları da yine takvim üzeri geçeceğiz. 3-0 çok rahat. Üf. Yani sona kadar gitseydik galiba herhalde finale giderdik. Ama şimdi önemli olan bu Atletico Madrid'i geçebilmek. Bu maçı beraber simüle edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk maç öncesi takımda hafif yorgunluklar var. Bizim Rıdvan 83. Kanada stoper oynayabiliyor aslında. Yani ben Botman yerine Kana'yı oynatacağım. Rıdvan'ı da oynatayım hadi. Doğan da 89'a geldi. Rakipte hala Oblak duruyor. Kadroda full yani potansiyelli oyuncularla dolu. Martins, Jelson Martins'e düşüktür. Hızlı simüle et iç sahada. 1-0 yeniliyoruz. De La Cruz bizim kariyer oyuncumuz. Vay. Ben geçeceğimize inanıyorum ya. Bizim takım iyi gelişti. Bastım abi 1-0'ın üstüne deplasmanda. 3-1 işte bu. 2-1'de de geçiyormuşuz. ADM'i garantilemiş. Diğer goller... Konsesao Politik. Ve finalde Manchester City var. Onları Karabağ Cup için yenmiştik galiba. Premier Lig'de şampiyonluk gelmemiş. 4. bitirmişiz bu sezon. Çok berabere kalmışız. Yoksa az yenilmişiz. Ya en çok gol atanız, en az gol yiyen değiliz. Community Shield sezon başında almışız onu. FA Cup'ı almış mıyız? Aa, Brighton almış. Brighton bize elemiş. Helal olsun. Karabağ Cup, onu biz almışız bu sezon. İyi. Yani kupa kazandırdık biraz Bolton'a. Adamların sadece 4 tane kupası varmış. Wolves gitmiş. UEFA'yı almış. Arkadaşlar gol kralı falan. ADM'i bak, Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı. Premier Lig'de yine gol kralı mı acaba? Aynen öyle. 28 gol. Asist kralı aynı anda. En iyi kaleci bizim Alemdar olamadı ama arkadaşlar şimdi onu maçta göreceğiz. Rakibin 11'i böyle. Enteresan. Herrera kim bilmiyorum. Hangi Herrera? Altyapı oyuncusu da olabilir. Finale geçelim. Şampiyonlar Ligi finali Bolton Wanderers. Bu adamların şu ana kadar bir Premier Lig kupası yoktu. Onu da aldık geçen sezon. Bir tane de Şampiyonlar Ligi alırsak süper olur. Onları kupalara boğmak istemiştim ama UEFA'da takım UEFA'ya katılamamış elemelerde. Çok saçma bir şekilde. İmkansız gibi bir şey ama en azından bu Şampiyonlar Ligi'ni alarak onları coşturacağız. Haydi çocuklar. Hezze. Aha, aralardan bomboş. Adeyemi. Adeyemi gole gidiyor. Adeyemi gole gidiyor. Adeyemi. Çok güzel, çok klas. Adeyemi 94 overall. Belki de dünyanın en iyisi. Ederson'a dedi ki bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bir daha. Uf. Çok rahat, çok rahat. 1-0. Çok tehlikeli. Ricky J. Jones diyecektim. Curtis Jones 1-1. Arkadaş bizim defans nasıl o adamı tutuyor? Yani bilmiyorum. Burada bir sıkıntı oldu. O elini kaldır eleman. Kademe hatası. Hemen cevap verdiler. Osman Dembele, Foden. Doğan Alemdar. Kralsın Doğan. Bu videoyu izliyorsan like atmayı unutma. Instagram'da da DM atmayı unutma. Bunun bir daha versiyonunu çekeriz. Doğan. Lütfen. İlk yarı 1-1 bitti arkadaşlar. İkinci yarıya geçelim. Emre Demir'i de alayım olmadı. Emre'ye de ayıp olmasın. Oyun izin vermedi Emre'ye ya. Emre sen de izliyorsan. Sen de alo de. İkiniz beraber 3'lü rebuild yaparız olmadı. Dani Olmo. Adamlar pres yapıyorlar ama bak kaç tane adam açık burada. Heze. Doğruya gitti mi? Heze pası verdi. Olmo da gol atıyor. Çöp. Ne haber çöp? Ama çöp var ya, FIFA 21'de daha iyi oynuyor. Burada 3-4 tane adam kaçtı. Ben orada biraz batırdım sunumu. O yüzden kesmiş olabilirim. Çöp atıyor.
Oo, çok tehlikeli derken Foden golü atıyor. Gol yiyeceğimizi sanmıyordum ama belli pozisyonlarda her türlü gol oluyor ya. Adamın aslında orada gücü yetmez o şutu çekebilmeye. O momentumla beraber. Arkadaşlar fırsat bu fırsat. Yürüyün beyler. Heze aldı. Adeyemi kaç. Adeyemi kaçıyor. Adeyemi'yi atarsam offside. 90 artı 2 olmuş. Şimdi offside değil ama. Adeyemi. Biraz momentumuna geldi galiba bu ya. PlayStation'da olsaydı öyle sevinirdim eminim de. PC'de oynuyorum arkadaşlar. Burada bak o Ben White mı ne? Yoruldu ya da adamı tutamadı. Bıraktı resmen saldı. Adeyemi de gol attı gelişine. Hoca son düdüğü çalıyor ve Bolton'a Şampiyonlar Ligi kaldırmadan bitirmiyoruz bu rebuild'i. 9 sezon sürdü. Premier Lig kazandık. FA Cup kazandık. Karabağ Cup hem de 2 tane kazandık. Championship'i kazandık. Başka nelere kazandık bilmiyorum. Hangi kupa geldi bize? Community Shield'ı da aldık. Yani Wikipedia'da gidip artık Bolton'un sayfasını güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. GRKN Bolton'a 2021'de bu kadar kupa kazandırdı diyebilirsiniz. Şaka bir yana inanılmaz zorlayıcıydı. O katılıktan dolayı o kadar çok oyuncu araştırdım ki hani gelebilen bir tane bulayım diye 100 milyon tane oyuncuya baktım. O yüzden de bu videoyu çekmesi resmen böyle 3-5 saatimi aldı. Abartmıyorum. En az 3 saatimi aldı. 3-4 saatimi aldı. Toplam bilmiyorum. Ara ara böldüm videoyu. Ve Bolton kupayı kaldırıyor. Siz de bir like'ı fazla görmeden çıkmayın videodan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka fikriniz varsa yorumlara yazın. Hoşçakalın.